Şöyle başlayalım Ebru. Evet, dün komisyona geldi. Aslında komisyona gelmesi normal planlama dahilindeydi. Yani hani orada jet hızıyla komisyon gündeminde alındı demek doğru olmaz. 10 gün önce zaten meclise sevk edilmişti. Dün de komisyon gündemine geldi ama komisyon sabaha kadar çalıştı ve 17 saat süren bir mesai yaptı. Aslında burada dün komisyonundaki başlangıcında birkaç saat ben de komisyon çalışmalarını izledim. Muhalefetin orada bu yasa hazırlanırken muhalefetin görüşleri alınmadı. Bari alt komisyonda biraz daha olgunlaştırılsın. Mecliste bulunmayan partilerin de görüşleri alınsın gibi alt komisyona sevk edilmesi yönünde bir önerisi vardı. Ama bu öneri kabul edilmedi ve zaten 17 saat süren bir mesainin ardından da bu yasa teklifi komisyonda kabul edilmiş oldu. Tabii burada iktidarın bir an önce de bu düzenlemeyi meclisten geçirme niyetini ve arzusunu da görmüş oluyoruz. Bundan bir sonraki aşama Meclis Genel Kurulu olacak. Diğer soruna geçecek olursak, yani bu seçim yasasıyla yeni düzenlemeyle mi seçime gidilmek arzu ediliyor? Evet, Cumhur İttifakı açısından böyle bir niyet var. Seçimin hem zamanında yapılması, yani 2023 Haziran'ında yapılması hem de bu yeni düzenlemeyle seçime gidilmesi amaçlanıyor ve aslında da zaten muhalefetin erken seçim taleplerine veya seçimin öne alınması taleplerine ilişkin de bu yasanın bu zamanlamada getirilmesi buna verilmiş bir cevap olarak değerlendiriliyor Cumhur İttifakı cephesinde. Yasada bazı değişiklikler oldu dün komisyonda ama bunlar aslında yasanın esasına ve özüne ilişkin değişiklikler değildi. Bazı rötuşlar oldu. Önce yasa neyi getiriyor? Özetle onu bir aktarmak gerekirse Ebru, seçim barajı %10'dan %7'ye düşürülüyor. Ayrıca milletvekili seçiminde ittifakların oyu değil, her partinin kendi oyu esas alınacak. Seçime girme yeterliliği de yeniden düzenleniyor. İl, ilçe ve büyük kongrelerini üst üste iki defa ihmal etmemiş olması koşuluyla partiler seçime girebilecek. Ayrıca bir partinin grup kurma şartı da, yani seçime girmesi için tek başına yeterli sayılmayacak. Bu da değiştirilmiş oluyor. İl ve ilçe seçim kurulları yeniden düzenleniyor. Seçim kurulu başkanları en kıdemli hakimler arasından değil, birinci sınıf hakimler arasından kurayla belirlenecek. Ve bu yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren de 3 ay içerisinde seçim kurulları yeniden belirlenecek. Muhalefetin en çok itirazlarından birisi de bu seçim yasası 1 yıl içerisinde uygulanacak, seçimlerde uygulanmaz hükmünü içeriyor anayasa. Ama bu yasa yürürlüğe girdikten sonra seçim kurulları hemen değişiyor gibi bir görüşü ve itirazı var muhalefetin. Bu nedenle de anayasaya aykırılık iddiasını dile getiriyor. Değişen maddelerden birisi de şu oldu Ebru. Seçmen kütüklerinin güncellenmesine ilişkin bir madde vardı. Buna göre seçimin başlangıç tarihinden 3 ay önceki seçmen kütüklerin üzerinden bir güncelleme yapılacak. Meclise sunulduğunda bu yasa teklifi burada 1 yıl önceki seçmen kütüklerinin esas alınması öngörülüyordu. Buradaki süre 1 yıldan 3 aya indirilmiş oldu. Tabii muhalefetin en çok itiraz ettiği noktalardan birisi de Cumhurbaşkanı'nın seçim yasaklarından muaf tutulduğu yönündeki o görüşünü dile getirdi ve buna ilişkin bir uyum düzenlemesi yapıldığını söylüyor aslında Cumhur İttifakı ortakları. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyumlu hale getirildiğini belirtiyor seçim yasasının. Ama muhalefet ise seçim yasakları Cumhurbaşkanı'nı da kapsamalı. Bu sadece bir uyum yasası olarak değerlendirilemez görüşünü ve eleştirisini dile getiriyor. Dediğimiz gibi aslında yasanın esasına ilişkin değişiklikler olmadı komisyonda. Bazı rötuşlar oldu. Onlardan birisi de bu seçmen kütüklerine ilişkin maddeye ilişkindi. Dediğimiz gibi CHP aslında komisyonda görüşmeler sırasında da anayasaya aykırılık iddiasını dile getirdi. Hem seçim barajı üzerinden
bu iddiayı dile getirdi. Hem de bu Cumhurbaşkanı'na seçim yasağı getirmediğini savunduğu, bu görüşü dile getirdiği maddeyle ilgili itirazlarını da güçlü bir şekilde dile getirdi. Bunun da yine anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu, partiler arasındaki rekabete de uygun olmadığını ifade etti. CHP bu yasayı, bu düzenlemeyi Meclis Genel Kurulu'ndan geçtikten sonra Anayasa Mahkemesi'ne de götürmeyi planlıyor. Dün Habertürk yayınına katılan Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de bunun sinyallerini verdi Ebru. Peki iktidar cephesi, Cumhur İttifakı ortakları muhalefetten gelen eleştirilere ne dedi? Onu da hemen kısaca özetleyelim. Yasa teklifinde imzası bulunan AK Parti ve MHP Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Fethi Yıldız bu düzenlemede parti oylarının esas alınması konusunda seçmen iradesinin diğer partilere yansımaması ilkesinin ve temsilde adalet ilkesinin gözetildiğini belirtti. Ayrıca yine Habertürk yayınına konuk olan Fethi Yıldız da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle zaten yönetimde istikrarın sağlandığını, yapılan bu düzenlemede de yine temsilde adalet ilkesinin gözetildiğini ifade etti. Ayrıca 2018 yılında yapılan ittifak düzenlemesiyle de ittifak içerisinde yer alan partilerin %10, o zamanki düzenleme tabii ki %10 olduğu için onu söylüyorum, %7'ye indiriliyor. Baraj uygulamasının bir sorun olmaktan çıkarıldığını, ittifak içerisinde katılan ve o barajı geçen bir partinin aslında bir baraj sorununun olmadığı görüşünü dile getirdiler. Ali İhsan Yavuz da yine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, %10'luk seçim barajının aslında 40 yıldır uygulandığını ve bu düzenlemeyle de %7'ye indirildiğini, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine sırasında bu baraj uygulamasının daha da indirilebileceğini ifade etti. Yani %7'lik barajın bir başlangıç olduğunu, önümüzdeki süreçte bunun daha da indirilmesinin gündeme gelebileceğini söyledi Ebru. Genel kurulda özellikle görüşler bu şekildeydi. Şimdi komisyon görüşmeleri, sonra genel kurul, orada da bayağı bir hararetli tartışmaların yaşanacağını ve tansiyonu yükselebileceğini söyleyebilir miyiz? Yani dün de komisyonda da dediğimiz gibi muhalefet itirazlarını güçlü bir şekilde dile getirdi. Aslında zaman zaman tansiyon da yükseldi ama daha önceki anayasa değişikliği sıralarında gördüğümüz gibi kavgalı gürültülü bir oturum olmadı. Ama tabii ki yine zaman zaman tansiyon yükseldi. Bu tartışmalar benzer bir şekilde genel kurula da taşınacaktır diye düşünüyorum Ebru.